Değerli'ler hepinize keyifli bir gün e, diliyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de yıllardan beri bitmeyen üstüne çok da konuşulan önemli bir mesele var. Alevi meselesi ya da kiminin deyimiyle Alevi sorunu. Çeşit çeşit e, kurultaylar toplandı AK Parti döneminde e, işte meclisler kuruldu, onlar yapıldı, bunlar yapıldı. Ama bir türlü bu mesele bir çözüme bir sorun bu sorunun e, tarafların üzerinde mutabık kaldığı bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya dönüşemedi. Ve bugün baktığınız zaman devlet içerisinde, devletin daha doğrusu dine bakışında, inançlara bakışında Türkiye'de Alevilikle ilgili bazı sorunlar, bazı uyuşmazlıklar, bazı anlaşmazlıklar var ve Aleviler özellikle yapılan tüm düzenlemelere rağmen kendini bir miktar dışlanmış veya sorunlarının yaşadıkları sorunların tam olarak anlaşılamamış e, olmasından e, şikayet ediyorlar. Biz de bu konuyu biraz e, konuşmak için bugün e, çok e, önemli bir konuk e, ağırlıyoruz. E, sizleri aydınlatabilmek e, adına konuğumuz Alevi derisi Profesör Doktor Sayın İzzettin Doğan. Türkiye'de Alevi toplumunun e, önde gelen temsilcilerden biri Cem Vakfı'nın kurucusu, başkanı ve Türkiye'de Alevi konusu konuşulduğu zaman akla gelen en önemli ve ilgisim benim de çok eski bir dostum bir büyüğüm. İyi. Bugün onunla sizi bu mesele üzerinde biraz aydınlatmaya, biraz farklı pencereden baktırmaya çalışacağız. İzzettin abi hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Nasılsın abi, iyi misin? İyiyim canım, seni gördüm daha iyi oldum. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Hiç değişmemişsin, onu abi, söyleyeyim. <laughs> bayağı değiştin de o senin <laughs> pozitif bakışından kaynaklıyorum. Evet, Son ol. İlter Türkmen'in cenazesinde görüşmüştük. Bugün de sağ ol. Davetimizi... Ne demek Fatih, sen çağrısına gelmem mi? Benim için e, her zaman geldin. senin sağ toplantılarından katılmak bir onur. Estağfurullah Aferin abi, sağ edin. ol. onur bize ait. İzzettin abi, hemen şunu soracağım. Türkiye'deki Alevi meselesi tam olarak nedir? Yani niçin bir Alevi meselesi var? Niye devletle ya da işte Sünni anlayışla, e, Sünni devlet anlayışıyla Aleviler arasında bir uzlaşma? Aleviler tam olarak ne, tal ne talep ediyorlar? Şimdi Aleviler aslında e, özel bir şey talep etmiyorlar Fatihciğim. Çünkü vatandaşın haklarını düzenleyen belge nedir? Modern demokrasilerde anayasa. anayasa. Anayasa'ya baktığınız zaman Anayasa'nın 10. maddesi düzenlemiş. Diyor ki inancı, rengi, dili, ırkı ne olursa olsun yurttaşlar yasalar önünde eşittir. eşittir. Eşittir diyor ama Alevi gidip bakıyor ki yahu hiçbir eşitliği falan yok. Ne o eşit olmayan yerler? Eşit olmayan mesela en basit şeyi eğitimde eşitlik yok. O fırsatı yakalayamıyor niye? Çünkü Aleviler genelde dağ köylerinde ...yaşamaya alışmış olan... ...ve Yavuz Sultan Selim'le... ...şey arasındaki mücadele... ...Şah Arası, arasındaki... ...mücadeleden sonra... ...şehirlerin dışında kalmışlar. Yani tamamen... E, ...köylü bir toplumdur Aleviler. Ama düşünen bir toplumdur. Hangi düşünen alem? ve üreten. Evet ve üreten. Neden düşünen diyorum? Çünkü... E, ...gerçekten de bakınız bütün... Türkiye Edebiyatı'nı, felsefi yaklaşımlarını e, okuttuğunuz zaman kitaplarda kimi görüyorsunuz? E, Mevlana'yı görüyorsunuz, Yunus Emre'yi görüyorsunuz, Hacı Bektaş Veli'yi görüyorsunuz. görüyorsunuz. E, peki güzel ama ya da kalkıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi e, bizim eski şairlerin e, söylentilerine gidip katılıyorsunuz, dinliyorsunuz. Onore ediyorsunuz onları. E, bütün bunları yaptığınız zaman yaptığınız aslında nedir? Aleviliği kabullenmektir. Yani biz haksızlık yapıyoruz. Bunların söyledikleri her şeyi biz Avrupa'da söylüyoruz. Ve orada ayağa kalkıyorlar. Yani bunun sizin vesilenizle söylemiş olayım. Geçen gün bir kızcağız geldi e, Oxford'dan. E, çok güzel bir doktora tezi hazırlamış. Yani 250-300 sayfalık. Kuşey bir kağıda gece yarısı da vakıftan da herhalde ikna ettiler. İşte hocam 15 gündür bekliyorum sizi göremedim filan" deyince dedim ben öyle zor bir insan değilim madem bu kadar beklemişsiniz buyurun, buyurun. konuşalım dedim. Şimdi kızcağız da konuşurken şunu gördüm. Yani dünya önemli bir gerçeği kavramaya başlamış görünüyor Fatih. Nedir o gerçek? O gerçek, dünya yeni bir savaşa doğru gidiyor. Bu Huntington'ın meşhur... Medeniyetler çatışması. Evet, medeniyetler çatışması ve o medeniyetler dediği kelimeleri kapsamına alan kelime sadece Batı ve Doğu. Batı ve Doğu ama Batı ve Doğu dediğin zaman Hristiyanlık da Müslümanlık çıkıyor ortaya dediler ki bunu böyle yaparsak yanlış olur. Ama 33 tane devlet toplandık Ankara'da. Daha doğrusu Kanada'da toplanıyorlar ve temsilci olarak birisinin Türk hükümetine yolluyorlar. Diyorlar ki biz bu meselenin halinde pay sahibi olmak, rol sahibi almak istiyoruz. Ama varamıyoruz kimseye. Niye varamıyorsunuz? Çünkü 33 devletin oluşturduğu bir İngilizlerin hakimiyetinde olan biliyorsunuz büyük bir topluluk var ve 33 devlet bunlar. Başkanlarına yetki veriyorlar diyorlar ki Türkiye'de Alevilerin lideri olan zat kimse ondan bir konuşma yap çünkü biz şunu gördük yaptığımız incelemelerde yani Alevilik barışçı bir dini çizgisi şey yapıyor üzerinde duruyor yani ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Yani herkes Yunus o zaman. Her ete kemiğe insansa, o insanda eğer gerçekten bir Yunussa, e, o zaman barışı sağlayabiliriz. Yani bir dünya savaşını en azından yumuşatabiliriz. E peki bana niçin geldiniz? Dedi ki bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum. Tamam dedim bu doğru bir düşünce, yanlış değil. Yani Aleviliği dünyanın tümü... yeterince anlarsa, kürsülerde... doğru anlatılırsa... ve bu şeyden kurtulabilirse... o zaman hakikaten bir çatışma... en azından hafifler. Peki izledin abi... Aleviliği... Türk, Türkiye doğru anladı mı? Çünkü Türkiye'de sanki hep devletle Aleviler arasında bir çatışma, bir çekişme varmış gibi görünüyor. Doğru anlamadı. Çok net söyleyeyim sana. Çok güzel bir soru. Onun için ben de çok rahat cevap veriyorum. Anlamadım. Şu anda hala Alevi ve Sünni 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl kapı komşu beraber yaşamışlardır. Mesela Maraş olayları. Mesela Sivat Sivas olayları. Vardı. Yani burada bir hakimin gözyaşlarıyla anlattıklarını kendim dinledim. Televizyonda. Yahu dedi bunlar kapı komşularımdı. En iyi dostlarımdı. Ama dedi bunlar dedi kadını şeydeyken hamileyken süngüyle dedi gidip keserle dedi kestiler dedi ve ağlamaya başladı. Bugün Allah'tan o günler çok geride kaldı. Evet geride kaldı ve yani ille de bu olayları mı görmek lazım yani karşı çıkmak için. Peki şu anda talepler ne? Çünkü bildiğim kadar AK Parti bir, bir diyanetin altında bir yapı oluşturdu e, Alevilikle ilgili. Bu yapıda yetersiz gördüğünüz ne sizin şu anda? Yetersiz gördüğümüz şu ...Fatih Fatih'im. Şimdi Mesela e, Diyanet hala, e, Diyanet olarak değil ama devlet olarak vergi topluyor. Para topluyor değil mi hepimizden? O paraları sadece Sünni İslam'a ayırıyor. Sünni İslam'da da Atatürk'e küfredene daha çok. Atatürkçülüğe karşı olanlara doğru kullanıyor onu. O zaman Aleviler bu olayın samimiyetine güvenmiyorlar. Yani diyorlar böyle ama laf ola beri geri. Yani sırf şey atmak için, e, oyalmak için bu, bu işi yapıyorlar. Yani Alevilere devletten bir katkı yok. Bir, Hiç kü bir kültür olarak görüyorlar. Henüz bir... yok. Hı, Hı Hala bugün olmuş. bütçe geçti ya. Yeni iki tane bütçe geçti. İki bütçeden ayrılan bir tek kuruş yok Alevilere. Yani cem şey, evlerinin, Cem evlerine çalışan personel Diyanet'ten bir maaş ödenmiyor aslında. Hayır, hiçbir şey ödenmiyor. Hiçbir şey ödenmediği gibi Alevi dedelerinin, yani inanç önderlerinin bilge kişiler olması lazım. Eğer bilge bir kişi değilse o cemaati yönetemezler. Peki onları kim seçiyor? Ha, onları kendileri seçecekler. Diyanet yani, seçecek. Diyanet değil, kendileri seçecekler. Kendileri seçecekler, evet, tamam. Yani... Yani Alevi, Alevi toplumu Alevi seçecek. toplumun liderleri seçecek. O liderler de nasıl doğmuş? Yüzyıllardan beri gelen aileler. Bir gelenek var. Bu aileler var. Sadece gelenek değil. Yani bu aileler bilinçli aileler. Yani bu işin felsefesini... Mesela Hazreti Ali ile ilgili... ...ilginç bir anekdot anlattı. Özür dilerim, lafını kesiyorum abi. Tabii. Örneğini unutma ama... E, merak ettiğim için Şimdi onlar seçilecek... Diyanet bunları okumusuna dahil edecek mi? Alacak mı? Evet. Ha. E bu Almak en zorunda yani. Bir demokratik bir şey var orada yani. Yani demokratik bir şey yapılmak istenmiş. Niye istenmiş diyorum? Çünkü ortada bir şey yok. Ha, bir şey yok daha. Ortada ha, ortada bir şey yok. Ortada... Böyle bir fikir var ama bu henüz bir kural haline gelmedi. Gelmemiş. Diyoruz ki ya bunu bir an önce yapın. E, çünkü biz üzerine gitmedik. İsteseydik hükümeti e, çok zor durumda bırakırdık Fatihçi Niye zor durumda bırakabilirdik? Çünkü... Oradaki davaları ben yürüttüm. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ve orada Galatasaray'da bir de bir kızımız vardı. Evet. E, ve çok başarılı bir biçimde bir neticeye varıldı. Çok net bir biçimde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Antlaşması uygulanmıyor. Ne demek bu? Siz Alevilere ayrımcılık yapıyorsunuz. 9 ve 14. maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Antlaşması'nın bunu düzenliyor. Sadece bunu düzenleyen iki madde. Yalnız bu. Ve bunu düzenlemesine rağmen açıp bakıyorlar Aleviler'e ne para veriliyor. Vergi alıyor ama. Bugün diyelim ki 35-40 milyona yakın Alevi var. 40 milyona yakın Alevi var? Yakın alevi var? var tabii. Yani yani 15 milyonun... 18 ayrı yapısını milyonun. kimse tanımıyor. Halbuki Nusayri dediğimiz, Arap Alevileri dediğimiz insanlar Alevidir. Hı hı. Ve ben o Aleviler... Caferiler de Alevidir. Caferiler Alevidir. Ve ben onların kalkıp da elini öpen insanlarını da gördüm. Lütfi Doğan vardı eski Diyanet İşleri evet, Başkanı. Başkanı. Yaşar Nuri vardı. Bunlarla birlikte onlar da çok sığar ettiler. İki Lütfi Doğan vardı. Evet. O ölene de ona da basalı diledim. Mecliste... Sizin bahsettiğiniz daha sonra CHP milletvekili olan Lütfi Doğan. Evet, diğer evet. Lütfi Doğan ayrı zıt karakterler aslında. Aynen öyle ama çok samimi konuştuk kendisiyle. tesadüfen. ben, ben Lütfi Doğan Bey'i aradım. Çok sevdiğim, saydığım bir insandı. Ölüme bir tane Lütfi Doğan çıktı. Epeyce konuştuk. Ama yanlış Lütfü Doğan. ya, <laughs> yanlış. Dedik hocam dedi o Lütfü Doğan ben değilim. değilim. <laughs> yani bunları bunları görüyoruz ve bunlar halledilmeyecek şey değil. Fatih eğer senin demokrasin bunu halledemiyorsa yani bugün inanç özgürlüğü dediğimiz şeyi halledemiyorsa o zaman çok yanlış üstelik yönetiyorsun. De, üstelik de inançlara en fazla özgürlük tanıyacağını söyleyen bir evet, iktidar döneminde. Evet bir iktidar döneminde. Bu demektir ki sen yanlış yönetiyorsun ülkeyi. Niye yanlış yönetiyorsun? E kardeşim kimsenin kimseyle derdi yok. Bugün yapsınlar. Söylüyorum mesela. Hem senin programında söylüyorum. Yüzlerce insan öldürülüyor. Hem de kadın olarak. Peki Yüzünde. bu ölümün neticesini en azından yumuşatacak olan bir takım şeyler yapılamaz mı? Tedbirler anlamaz mı? Kadın bu şekilde hem özgürdür deyip hem de şişlenmesine göz yumulur mu? Yani bu sahte bir demokrasi de olur o zaman. Yani o, o şey bir doğru bir yaklaşım değil. Peki mesela siz e, okullarda alevilikle ilgili... din derslerine... konulmasını... E, şeylerin... E, cem evlerinin, personelinin ve birtakım giderlerinin... Diyanet tarafından karşılanmasını... da talep ediyorsunuz hanım Diyanetin... karşılamasını istemiyoruz. Çünkü o zaman niteliği filan kayboluyor evet. özgürlüğünün. Ee, ama şunu istiyoruz yani... Bütçeden biz pay ayrılıp... Ayrım, Ayrımcılığı istemiyoruz. Yani... Din hizmetleri için bu devletin ayırdığı bir bütçe mi var? Evet. Kaç kuruş? On kuruş. Bu 10 kuruş Alevilerle Sünniler arasında... ...adil bir biçimde bölüşülmeli... ...ve yönetimlerini de... ...o... ...şeyin adamları yapmalılar. O inanca sahip olan grubun insanları yapmalı. Yani siz aslında anladığım kadarıyla bir iki diyanet olsun. Bir Alevilerin diyaneti, birisi Sünnilerin diyaneti olsun gibi bir yapı. Olabilir. Ve bizimki diğerinin hepsine açık. Şafilere de açık. Ee... Şafiler Sünni mi? Onlar da Sünni. Sünnidir tabii. Onlar da Sünni. Ama şeydir yani İmam Şafii okuduğunuz zaman daha ilk satırında ee, ...yemini vardır İmam Şafii'nin. Eğer... E, ...Şafi olmak... E, ...Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Ali'yi... ...sevmekse... E, ...Tanrı huzurunda yemin ediyorum ki... ...ben Şafi'yim... ...ve ben onları seviyorum diyor. Evet. Niye? Çünkü öldürmüşler hepsini. Ne için? Kendi inançları... ...için öldürmüşler. Ee, o da güzel bir şey yani. E bugün hala işte çatışmalar sürüyor. yani Yemen'de olanlar gözümün önünde. düşünün. Yani. düşünün. Ve bu dünya hala bunu beslemeye hazır bir dünya. E o zaman bunu görüyoruz. Madem biliyoruz. Üstelik Mustafa Kemal gibi birisi çıkmış önüne. Senin bu yoldaşmış, açmış yani zor kısımları atlamış. Ben Galatasaray sesindeyken hatırlıyorum. Abdullah Suphi Tanrıver gelmişti. O bir söylev yapmış, söylüyordu. Çok da keyif almıştım şeye gidiyor. Dağ köylerine gidiyor. Görmek istiyor yani buradaki inançlar nasıl icra ediliyor diye. Galatasaray Lisesi'ni kendisine takdim etmişler. O da Milli Eğitim Bakanlığı falan yaptı biliyorsun. Onun için de memnuniyet de demiş. Dağ köylerine gittiği zaman kıl çadırlarda oturuyor insanlar. Ve o çadırlarda oturan insanlar bunları karşılamış, Çay kahvelerini koymuşlar filan her türlü ikramı yapınca bunlar şaşırmış. Ama niye çünkü gidenlerin çoğu sünni. <laughs> Demişler ki ya erkek yok burada. Bunlar hepsi davarlarıyla uğraşıyorlar. Yani ona rağmen bu kadınların kendilerine güvenlerine bak. Bize yemek hazırlıyorlar, karnınız aç mı diyorlar. Türk töresi bu zaten. E, Atatürk töresi bu. Atatürk buydu diyor. Aynen bu kelimeyi kullandı, senin kelimeyi kullandı. Atatürk töresi buydu derdi. E sonra sonra yavaş yavaş bu iş su almaya başladı, su çekmeye başladı. Bugün dönebilir mi? Dönebilir. Yani artık öyle bir dünyada yaşıyoruz. Düşün Hindistan, e, ismi okunmayan bir yer, e, alemin parçasıydı. E, şimdi öyle bir ne oldu ki hem de beşinci süper güç oldu. Ve Çin'i zorlayacağı söyleniyor. Önceki 20 yıl içerisinde... Hiç şüphe etmiyorum. Niye? Çünkü... Yaptıkları işleri biliyorlar bir, ikincisi severek yapıyorlar. yapıyorlar. Bilinçle yapıyorlar. Bilinçle yapıyorlar, liyakatle yapıyorlar. Liyakatle yapıyorlar. Peki sen e, abi bir ömrü bu Alevi meselesinin çözülmesine harcadın diyeceğim kusura bakmazsan. E, çünkü yani henüz sonuca ulaşmadığı için bir anlamda da harcanmış e, oluyor. Senin bundan bir pişmanlığın olmadığını da biliyorum. E, gelinen nokta daha mı iyiye gitti daha mı kötüye gitti? Şimdi ben e, ileriye giden her şeyin daha kötü olacağına inanmayanlardan iyiye doğru gidecektir. Yani şimdi düşünün Almanya'da aşağı yukarı 3 milyonu aşan Türk var. Şimdi kim diyebilir ki burada hiçbir etki altında kalmaz bu insanlar? Kalacaktır. Ve Almanları da etkileyeceklerdir. Yani bu böyledir e, sosyoloji diye bir bilim varsa. Ve bunun sonunda kazanacak olanlar gelişmekte olan ülkeler. Bunun en tipik örneğini görüyoruz. Ya Fatih'im, yani insanların dikkatinden kaçtı herhalde. Fransa gibi sömürgeci bir ülke senede 500 milyar doları sadece şeyden alan Afrika ülkelerinden alan bir ülke, Fransa kaçtı ve şeyi terk etti. Evet, Terk etti, o 500 milyar dolardan vazgeçti. Bu ne demektir? Bu gerçeğin ortaya çıkması demektir. Niye? Çünkü bütün komutanları bir şey hazırlayıp çıktılar meydana. Bir tabela hazırladılar tabir yerindeyse. Ve dediler ki Fransa, Nijerya'yı terk et. Nijerya'yı da terk etme görevini Macron üstlendi ve yaptı, yaptı. bu işi. Bence büyük bir iş yaptı ve yaptığı en büyük iş budur. Yani Afrika'dan el çekmesi. Yani Afrika'dan el çektiyse başkalarının şeyini harekete geçirebilir mi acaba? İştahını kabartır mı? Kabartır. Yani o boşluğu birisi dolduracak. O boşluğu istiyor. birisi dolduracak. Genelde de Amerikalılar evet. falan doldurur. Peki şey abi başka bir mesele. Geçir. Şimdi Türkiye'de hep in Görüş şu, inanç şu, toplumsal inanç da bu, Alevilerin inancı da bu, devletin bakış açısı da bugün. O ee, devletle Alevi toplumu arasında hep gör, bazen görünen, bazen görünmeyen bir duvar olduğu ve Alevilerin dışlandığı. Ancak ben kendi okumalarımdan, kendi tecrübemden şunu biliyorum ki aslında devletle Aleviler arasında her zaman bu kadar büyük sorun olmadı. Bunu özellikle senin özelinde de biliyorum ya. Yani başka vakalar da var bildiğim ama. Senin özelinde, ben şunu biliyorum mesela sen devlet adına çok önemli işlerle de görevlendirildiğin zaman zaman. Yanlış mı biliyorum? Doğru. Yani mesela senin 1970'lerin sonunda işte bu üçüncü dünyanın çok konuşulduğu, yani bağımsızlar bloğunun çok önem taşıdığı, işte Paris'te, Viyana'da falan peş peşe toplantılarla işte Fransa'nın Tiermont dediği grubun dünyanın geri kalanıyla nasıl bir etkisi olabilir diye konuşulduğu yerlerde sen Türkiye'yi temsil etmedin mi? Ettim. Bu devlet görevi değil mi? Hem mesela? de hepsinde de ettim. Yani düşün bu şey bugün Yunanistan'da meselemiz var değil mi? O Yunanistan'la ilgili mesele o toplantıda halledildi. Ama bizim haricinin haberi yok. <laughs> yani üzülerek söylüyorum. Nasıl yani haricinin dışında mı gelişti olay? Haricinin dışında harici bilmiyor. Çünkü şöyle bir madde geçti orada o ve ben... bize o toplantıyı analsa nasıl, nasıl oldu? Çünkü Ecevit zamanıydı hatırlıyorum ben onu. Tabii. Yani şöyle oldu. Ee, orada aşağı yukarı işte 127 128 devlet var. Hepsinin temsilcileri var. Ee, o arada da adalardan bir kısmının bir parçası bir yerden sökülüp de başka bir yere geçerse Orada eğer silahlanmamış bir yer varsa... o zaman silahlandırılamaz diyor orası. Yani bugün Yunanistan'ın adaları... silahlandırma yetkisi yok. Ve çok net bu. Ve ben de tabii şey yaptım yani oradaki... Bu net, kafam, hangi, hangi, hangi toplantı bu? Vallahi söylediğin gibi şey. Işte yani... 70'lerin sonu 70. Viyana. Viyana. Viyana Sen toplandı. Türkiye heyetinde miydin o zaman? Türkiye'yi temsil ediyorum. Ha, temsil ediyordun. Evet. Heyette kimler vardı? Dışlarından kimler vardı? Şey vardı... Çin'den getirdiler... ...bizim Paris Büyükelçisi'ni. Adnan Bulak. Adnan Bulak'ı getirdiler. Asaf İnan'ı getirdiler. O tarih. Evet. Asaf İnan vardı. Bir iki tane müsteşar vardı. Heyet başkanı Adnan, Adnan Bey miydi? Yok bendim. Bendim ve... Başka hiç kimseye söz verilmeyecek dedi. Ecevit'in talimatıydı. Ben ee, yani Bülent mi? Bey e, Viyana, kon konferansında Türkiye, e, Viyana konferansında Türkiye bağlantıların katıldığı Viyana konferansında Türkiye'yi temsil edecek heyetin başına sizi mi geçirmişti? Beni getirdi. Beni getirdi veya da, ayrıca kesin talimat da verdi. Senden bir ricam var. Bize dönüp sormayacaksın dedi hiçbir şey efendim dedim efendim filan yok dedi ben rica ediyorum dedi bunu tartışmıyorum dedi bize dönüp Ankara'ya bir şey sormayacaksın ama ne oldu bak çok ilginç bir şey sordun nereden nereye geleceğiz ee, o arada işte her insanın olduğu gibi benim de ellerimi yıkayacağım tuttu heyet başkanıyım şey de bize geliyor sıra bize geliyor kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz 27. maddeyi ettiniz mi etmediniz mi? Bu şekilde sırayla gidiyor. Ve ben lavaboya gitmek ihtiyacını hissettim. Gittim giderken de Allah rahmet eylesin. Çok da sevmeme rağmen o kusurunu yani bağışlayamıyorum. Büyük elçiye dedim ki bakın ben çıkıyorum. Şu anda sıra neredeyse bize gelmek üzere. Ben gelmeden dedim Parmak kaldırmayın lütfen. Tamam hocam dediler. Adam Bey. Adnan Bey. Ben gittim fakat giderken ilginç bir şey oldu. Oradaki Afrikalı zenci arkadaşlar işte oradaki şu, yani büyük elçi düzeyinde ya da işte orada görevli ama burada bıçak da geziyor. Altın bıçak geziyor bilmem. Bıçak şeyler var. Altın yine yüzükler var. <laughs> Bunların hepsi var. Ben geçerken hepsi ayağa kalkıyor. Her seferinde ama Afrika Söz konusu olduğu için. Çünkü Afrika'daki tezimiz bizim Lozan'daki tezimizdir aslında. Çok kişi farkına varmamıştır. Bugün de hala geçerli. Hala geçerli. Onun. Bugün evet. AK Parti'nin uyguladığı orada Geçerlidir. O zaten. Ve kendileri ben geçerken normal ayağa kalktılar hepsi. Şey, saygıdan Türkiye... dolayı. Türkiye'ye Lozan'dan bu yana Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını ve bağımsızlıklarını savunur ve tüm Aynen. karşı çıkar. Aynen. Ve gittim geldim. Gelirken filan bir kavga, bir gürültü. Alçak adam sen bizi bir aydır burada süründürdün, bize yalan söyledin. Siz Türkler hep böyle yalan mı söylerdiniz? Şaşırdım ben. Yani kıpkırmızı oldum doğrusu. Hala bugün daha ifadelerini taşıyor. Döndüm Adnan Bey dedim ki Adnan Bey ne oldu dedim hayır olaydı. Yoksa dedim siz onayladınız mı? Dedik hocam bizi onayladık dedim. Nasıl onayladınız dedim. Dedi sıra bize geldi dedi. Türkiye kabul ediyor mu etmiyor mu bu hazırları Hangi yetkili onaylamışlar? Antlaşma projesine. Hayır, hangi yetkili böyle bir yetkileri var mı onaylayacak siz, size rağmen? Siz heyet başkanısınız. Bana rağmen yetkisi var. Nasır yetkisi var sırayla gidiyor. Geliyor. Sana da soruyor. Sen de peki diyorsan Türkiye diyor tamam diyor artık koyuyor. Peki niye onaylamış? Ha, niye onaylamış dedim adam Bey ne yaptın sen ya? Bunlar derdiyse beni dövecekler dedim. Nasıl bu hale getirdim? Bu büyük bir maharet dedi. Bir tuvalet süresinde. Evet diyor, <laughs> maharet. Ondan sonra dedik hocam dedi sıra bize geldi bizim de bir şey söylememiz gerekiyordu. Onun için mecburen söyledik dedi. Söyleyin dedince benim zaten kızgın bir haldeydim. Öfkeliydim. Dedim kalkıyorsunuz hepiniz. Sekiz kişiyiz. Hepiniz dedim büyük elçiliğe gidiyoruz ve orada konuşacağız. Giderken bol küfür yedik. O ayrı. Afrikalı. <laughs> Afrika. <gülüyor> Gittik. Git. oyunuzu geri alamıyor musunuz orada? yanlış o, oy oyunu ama onu anlatacağım. Enteresan bir o, hukuki durum var. Onun için senin programda konuşmuyorum biz geçtik Büyükelçiliğe gittik dedim bana hemen şeyi bağlayın Ankara'yı bağlayın. Ankara'yı bağladılar. Ankara'da Filiz Dinçmen isminde bir bayan çıktı. Tanımıyorum. Kiminle konuşuyorum İşte filan böyle dedi. Dedim ki Sayın Başbakan'ın bir talimatı vardı. Yani sizin dışınızda başbakanın dışında kimseyle görüşmeyeceğimi ve herhangi bir bilgi vermeyeceğimi söz vermiştim. Ama dedim şu anda dedim kavuşamıyorum şeye. Başbakan. Sayın Başbakan bana bağlatabilir misiniz? Ama hocam dedi o bizim dedi dış politikada geleneğimizdir. Eğer mutabık değilsek bir konuda dedi şey yaparız dedi. Yani ileriye atarız. Anladım da dedim bana verilen özel bir talimat var. Siz o talimatın aşıldığını söyleyin. Ondan sonra takdir hakkınızı kullanın Dedim bunu yapamayacağım çünkü şu anda bulamıyorum. Peki dedim ben bunun hesabını size soracağım ama onu bilin. Filiz Anas'a büyük elçi olabiliyor. Evet. Kalktık, tekrar geldik. E, millette herkes, bir tek biz kalmışız. Türkiye ve Fransa. Düşünebiliyor musunuz? <laughs> Türkiye ve Fransa bu antlaşmanın onayına karşı. O maddelerle. Ve dedim böyle şey olmaz. Şeyle bir görüşeyim kongre başkanıyla. Madame Tagore isminde bir bayan. Madame Tagore de tam intifari giyilmiş. Şeyle bir de beni şeye sürüklemeye çalıştı. Bağlantısızlar grubunun, ille bir şeyine gel otur bir konuşma yap dediler. Onu da anladım ki Gündüz Ökçü'nün Allah rahmet eylesin. onun başarısıydı. Hintlileri ikna etti ve gitti orada bağlansızlar grubunda Türk yeniliğine Makaryosun ilk defa mağlup olacağı bir karar, karar çıkartıyor. Neyse bu kısımları filan şey yaptıktan sonra başkana dedim kongre başkanına Hintli'ye dedim sizden bir ricam olacak bir müjde vereceğim dedim size. Aa dedi çok memnun olur nedir dedi dedim Türkiye olarak dedim bizim aletlerimiz filan biraz bozuktu. Yani bağlantıyı iyi kuramadık. Ee, onun için dedim bazı yanlış anlaşılmalar Bahruldum. oldu. oldu. Ee, Türkiye dedim kararını geri alıyor ve burada dedim Türkiye kabul ediyor. Adaların silahsızlanmış olması halinde el değiştirdiğinde orada yeniden silah şey yapılamaz monte edilemez... Değremez. ve kullanılamaz... hiçbir biçimde... Yani bugün Türkiye'nin elinde koz olan madde... Evet. kullanılmasa da koz olan madde... o... anlaşmada çıktı. Aynen oradan çıktı. Ve ne oldu biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey akşam... Bir ne girdiler bunlar? Biz gittik, bir kere büyük bir alkış aldık. Türkiye kabul ettiği için kaldı bir Fransa geriye. E peki sonra ne olacak? Hemen Östadiades isminde... Ünlü bir hukukçuları vardı bunlar. Yunanların. Yunanların. Öztadiades'e özel bir uçakla ertesi günü getirirler Ve oy kullandırdılar. Ama onun sonucunu bilmiyorum. Sana yanlış bilgi vermiyorum. Peki Üstelik abi de. şimdi... Bu benim çocukluğuma ya da gençliğime denk gelen bir şey. Ama ben e, o sırada... E, dış işlerindeki olaylara çok meraklı olduğum için... E, kenarından Köyü'sünden hatırladığım... senden de detaylarını öğrendiğim bir mevzu. Evet. Fakat... ben başka bir şey daha hatırlıyorum. Daha doğrusu hatırlamıyorum. O oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ee, Körfez Savaşı'ndan hemen önce... E, ben e, bir Irak'a e, gitmiştim ve Irak'ta... E, Türkiye heyeti Bağdat'ta... E, Saddam'la görüşmeler yaparken, galiba Kürşat Düzmen'di Türkiye heyetinin başında. E, ben kalktım şeye gittim... E, Necef ve Kerbela'ya. Necef'te de... E, Şii toplumunun oradaki önde gelen isimlerinden bazılarıyla e, oturup konuşma fırsatım oldu. Ve o gün e, bana şöyle bir şey söylediler. Dediler ki... ya Türkiye niye Amerikancı bir politika e, izliyor? E, Türkiye'nin de çok önemli kozlar var e, Irak'la ilgili. Bunu söyleyen Iraklı Alevilerdi. Daha doğrusu Iraklı Şiilerdi. Türkiye'de de çok önemli kozlar var. Özellikle Türkiye'deki Alevi toplumu ve özellikle de Caferi toplumunun liderleri vasıtasıyla... ...burada çok etkili bir siyaset güdebilirsiniz. Burayı da komşu devletlerden sadece birinin etkisine değil, yani İran'ın etkisine değil... ...Türkiye'nin de etki alanı içerisine alabilirsiniz. Yanlış yapıyorsunuz demişlerdi. Ben de bunu geldim yazdım. Sonrasında şöyle şeyler e, konuşun dedim. Senin e, ilerleyen e, dönemlerde, senin burada bir ara buluculuk ya da işte buraya gideceğin yolunda, bir, o seyahat gerçekleşti Yani sen gittim oraya. Bunu ilk defa soruyorum sana ama senin Irak Irak'a gitmen devlet adına, Türkiye Cumhuriyeti devlet adına AK Parti döneminde Irak'a gidip bir görev yaptın mı Türkiye Türkiye adına? Irak'a gidip görev yapmadım ama Irak'tan çok gelen oldu. Türkiye'ye doğrudan doğru yani beni ziyarete geldiler. Hem onlardan hem İranlardan çok geldiler yani oldu. Mesela Alevi delilerini yetiştirmek için İmam Cafer Üniversitesi'nin olduğu gibi bize tahsis etmek istediler. Dediler sizin bu konuda yetişmiş insanınız yok. Bunun gurur meselesi de yapmayın. Yani bu bir inanç meselesi. Nihayet siz namaz kılmıyorsunuz belki ama ...yine inancınızı yapıyorsunuz... ...semahlarınıza dönüyorsunuz... Ee, ...yani gerekli... ...şekli şeyleri... ...yerine getiriyorsunuz... Ee, ...biz de dediler böyle bir destek... ...verelim size... ...siz de hem gelin orada namaz vesaire... ...şeyi icra edin... Ee, ...yani dedeleriniz... ...öğrensin dede kesimi... Ee, ...hem de dediler... ...bu ayrılığı ortadan kaldırmış oluruz... Peki abi bir şey soracağım... ...özünün lafını kestim yine ama... Starım. Bu doğru bir şey mi? Yani bir, bir devletin, bir başka devletin din adamlarını yetiştirme konusunda destek olması. Çünkü İran'ın e, dini bir siyasi amaçla da kullandığı bilinen bir şey. Bu yanlış olmaz mıydı sence? Fevkalade yanlış olur. Ve bugüne kadar kabul etmedik. Geller gittiler, defalarca gittiler. Bir Aralık Ahmet Necat kız kardeşini yolladı. Bir üniversite hocası kız kardeşi. İşte dedi böyle böyle abimin selamlarıyla şeyi getirdim. Yani orada size bir üniversiteyi tahsis etmek istiyoruz. Bunu kabul edersen tüm masrafları bize ait dedi. Dedim bizim şu anda öyle bir şeyimiz yok. Bizim anlayışımız o değil. Yani biz Hazreti Ali'nin bugün hala Princeton'da her sene başında talebeye dağıtılan bir vasiyeti vardır. Ve bunu bana veren de yani manevi bir zorunluluk olarak kabul ediyorum. Turgut Özal'ın abisiydi. Korkut Bey. Korkut Bey. Bir... şey meydanında, siyaset meydanında... bir aralık baktım, kendisi geldi. Yanıma oturdu, sarıldı filan. Malatyalı da biliyorsunuz. <laughs> Aileyle tanışıyoruz, saygım da var. Dedi ki hoca, dedi... Sana bir hediye getirdim dedi. Ama dedi çok güzel bir hediye. Yani bugün ekrar böyle bir şey vermedim. Ya dedim beni heyecanlandırma. Sen seversin böyle şeyleri. Malatyalı'dan şöyle oldu böyle oldu derken okus bokusa dönmesin diye takıldım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Sonra dedi ki tamam dedi ben dedi. Şunu sana takdim ediyorum. Takdimde verilen şey... Her sene başında siyaset bilimi bölümünde dağıtılan bir şey var. Burs. Bir her kağıt var. A, kağıt. Kağıtta Hazreti Ali'nin Mısır'a vali olarak tayin ettiği zaman Malik Ejder'i yazdığı bir vasiyet var. Diyor ki ey Malik, seni Mısır'a vali olarak tayin ediyorum. Bil ki oradaki halkın bir kısmı dinen kardeştir sana. Müslümandır. Gerisi hilkaten kardeştir sana. Yani yaratılıştan dolayı kardeştir sana. O da Tanrı'nın kuludur. Onun için diyor aralarında ayrım yapmadan adaletle hükmet diyor. Bunu talebeye dağıtıyorlar ders olarak. Ve onu da getirdi. Ya abi dedim bugüne kadar kusura bakma. Hiçbir şeyini Görmedim iyiliğini. Gel seni bir öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> demek ki bendeki bilgi yanlışmış her. Çünkü ben hep senin şey Irakla ilişkiler konusunda, özellikle Irak'taki Şii ve Alevi gruplarla ilişkiler konusunda bir ara bu hükümete devreye girdiğin yolda bir bilgi vardı. Demek demek o tam Hiç, doğru değil. Yani doğru değildi, doğru ama. Doğru mu? Ama böyle doğruydu. Hmm. Yani Tayyip Bey'in arzusu üzerine o zaman da kendisi Cumhurbaşkanı şeyde Davutoğlu da başbakan. başbakan. Da. Özel bir uçakta bizi yollayacak. Ha, yani doğru duymuşuz yani o zaman demek. Doğru duymuş. Doğru duymuşsun ama sonuca varamadık ama hala bugün yani orada bir cemevi vardır. Yapıldı. Ee, tahmin ediyorum ayda 8-10 bin dolar para veriyorlar. Ama kesin bilmiyorum yani yanlış bilgi vermeyeyim. Ee, ve isteyen kişi, oraya gidip o istediği yerde ibadet yapılıyorsa, semah dönülüyorsa, e, semaha girebilir, orada inançlarını icra edebilir. necefte? E necefte. Sebebi de yani toplamak istiyorlar hı hı. kendileri. Yani Alevi İslam'ın evrensel boyutlarda olan bir yaklaşım olduğunu ve binaen Türkler de, Aleviler de, Sünniler de, Şafiler de herkesin gelebileceği şekle sokmak istiyorlar. Peki abi şimdi hazır buraya gelmiş olma şunu şunu sormak geldi içimden. dersen olur. ki Fatih bu manasız bir soru ona da hiç kırılmam. Alevilikle Şia arasındaki fark nedir? Alevilikle Şia arasındaki fark bir kere çok net söyleyeyim, açık söyleyeyim. Alevilik Türklerin İslam anlayışıdır. Çok net. Peki gerisi ne? Gerisin şeyle ilgisi yok. Mesela şu anda çok önemli bir gelişme var. Ve eminim ki onun üzerine de gideceksin. Senin düzeyindeki birisi. Şu anda dünyada pek üzerinde durulmayan ama bizim için çok önemli olan bir gelişme var. O da Orta Asya'da 8 tane devlet birleşti ilk defa. Tarihte birleşiyor fakat nedir enteresan olanı? Sayın Cumhurbaşkanı'nı görsem kendisine söyleyeceğim açıkça. Çünkü zaman zaman o tür konuları konuşuyoruz. Diyeceğim ya yapmayın etmeyin yani. Sekiz tane devlet bunların hepsi Alevi kardeşim. İçinde Sünni devlet yok. E sünni devlet olmadığına niye ısrar ediyorsunuz? Yani illa de Türkiye niye Sünni olsun? Türkiye Yavuz Sultan Selim'den sonra Sünniliği tanımış, görmüş. E ondan önce ondan önce yok. Yani Yavuz Sultan Selim'in babası döneminde, Bayezid döneminde yok böyle bir şey. Ne var? Şey Mecburen var. siyaseten öyle yapmak zorunda. Evet. Şah İsmail'in etkisini kırmak için Şah İsmail etkisi altında kalmamak. Ama için. Şah İsmail yok artık yani Şeyh İsmail'in üzerinde Mısır seferi var. Evet. Mısır'dan sonra Anadolu'ya tekrardan gelip yeniden hepsini kellesini Ama işte Mısır seferinden sonra bütün e, sünni din adamlarını getirince burayı Arap dinine Aynen. doğru yaklaştırıyor. Aynen. Orası. Aynen, çok doğru. Evet. Yaklaştırmaktan da öte, o nazik bir şey. Yani yapıyor çok kişi şu an bir gün fırsat bulursanız lütfen gidin şeye görün. Yani Osmanlı'nın tarihinin bir bölümü orada yatıyor. Mevlevi dergahı vardır. Karaköy'e inerken sol tarafta Galata. Galata Mevlevi yani. Galata Mevlevi. E onu da görün. Hala biz çok insanın mezarı oradadır. Evet, orada. Ve bunların hepsi Mevlevi dedeleridir. Yani bunlarda da yani nereden bakarsanız bakın Mevleviler Alevi midir, Şia mıdır, Sünni midir? Alevidir. Başka türlü olamaz ki. Ali'ye Tanrı diye tapanları vardır onların biliyorsunuz. Ve Hasan Dede ile tartıştığımız zaman dedi ki başka bir inanca sahip olamayız hocam dedi. Biz buna inanırız dedi. Hazreti Ali yani Tanrı'nın yeryüzüne yansımış halifesidir. Öyle görüyor. Öyle inanmış. Peki, Hazreti Muhammed tanımıyorlar mı? Hazreti Muhammed'e tabi tanıyorlar. Ama onu ekarte etmiyor. O diyor bizim şeyimiz diyor, bizim diyor şahımız diyor. Şeyine de öyle söylüyorlar. zaten o kendilerinin bir e, tekrar ettikleri bir şey vardır, Hı -hı. cümleler vardır. Onlardan bir tanesi o, o bizim şahımız diyorlar. Ona şah diyorlar. Hı -hı. Tabii hal böyle olunca da. E, uzlaşmada kolay olmuyor. Temelinde anladığım şu, bir, Türkiye'deki ailelerin talebi şu, Diyanette bağlanmak istemiyorlar. Kendilerine ait, Diyanet ikiye bölünsün, bir de Alevilerin, kendilerinin oluşturacağı bir Diyanet işleri, benzeri bir yapı olsun ve bunlar nüfuslarına oranla, Türkiye'deki Alevi nüfusu oranla, bütçeden, bütçenin dine ayırdığı bölümden bir pay alsın. Kalsın. Yani Aleviler 40 milyonsa yarısını alsınlar. Aleviler 20 milyonsa dörtte birini alsınlar. 30 milyonsa üçte birini alsınlar gibi evet. bir yaklaşım var. Peki nasıl tespit edecek bu kadar Alevi sayısı? Kaç olduğu? Çok kolay. Çok kolay ama Alevilere o cesareti vermek lazım. <laughs> Niye? E, vermek lazım bu cesareti diyorum çünkü... Aleviysen abi yutarsın yani bir sınıfta. Bir, bir kişi yalnız kalmışsa... Hiç ses çıkartamıyorsan... Söyleyin bakalım kim Alevi, kim Sünni diye bir sorun. Ee, bir böyle bir soru doğal mı sizce? Yani doğal değil ama doğal hale getirilebilir. Çünkü ben görüyorum şimdi küçücük çocuklarla bazen işte ziyaretine gidiyorum okullarda. E, ailenin tamamen eğitimi, şeylerin ilgisi yok. E, okul idarelerinin ilgisi yok. E, diyor ki kızım ya da oğlum sen, inancın ne senin? E ben Aleviyim diyor. E nedir Alevilik diyor? E orada tabii duraklıyor yani. Öyle pek cevap veremiyor. Ee, Anladığım kadarıyla eden bir tanesi de örgün eğitimde, yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitimde de e, din derslerinde Aleviliğin de eşit olarak anlatılması. Diğer e, din kadar, yani Sünni Müslüman kadar Alevi da seçmeli olarak öğretilmesi. isteyen. Alevi Müslümanlığı öğrenmeyi seçsin derslerde... isteyen Sünni. Bu da taleplerden bir tanesi. Ben ona karşı değilim. O olabilir ama... tarafsız anlatılması lazım. Hı. Onu nereden buluyoruz? İşte, Mesele orada. biz rahmet... yani O yüzden de Alevi derslerini... Alevilikten gelen öğretmenlerin evet. vermesi lazım. Evet. Yani, yani Ya da var. Sünnilikten de gelebilir bizim... Ama yeter ki adil ve tarafsız olsun. <laughs> Aynen tarafsız olsun. Doğruyu doğru anlasın bize... Tarihe Faruk Kurtuluş gelirdi Galatasaray Üniversitesi'nde, lisesinde Kesinlikle. daha doğrusu. E, Faruk bir anlattığı zaman kendimizden geçerdik. Ama sonunda geldiği nokta derdi ki çocuklar görüyorsunuz... ...biz Türkler Alevi olabiliriz ancak Sünni olamayız. Niye Sünni olamayız hocam? E, ben vakit namaz kıl falan filan şartların gelişmesiyle birlikte eğer paralel bir istikamette gelişmezse onu uygulayamazsınız ve o toplum geride kalmaya devam eder. Bir de Mustafa Kemal'le koyduğunuz zaman yanına hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. E diyorsa bunu sana hocan da bunu telkin ediyorsa bence Türkiye'nin tuttuğu yol doğru yolmuş olur. Peki mesela bugünlerde e, çoklukla konuşulan bu e, bir takım kişilerin, çok da kalabalık olmayan ama e, gürültü yapmayı e, beceren bir takım kişilerin, e, çok farklı gerekçelerle yapılmış toplantılarda veya mitinglerde hilafet çağrısında bulunması nasıl karşılıyorsun? Fevkalade yanlış demek bile bir iltifattır o. Yanlış demek iltifattır. Yani çok affedersiniz ama bağışla beni aptalca bir şeydir. Ya dünya nereye gidiyor? Hindistan kalkıyor. Görünmeye yüzüne gidiyor. Orada bir takım madenler buluyor ve onlar Ayın da... yüzüne gidiyor. <laughs> yani orada bakarken hem de göre göre, göz göre göre televizyon var izliyorsun. Sen kalkmışsın hala hikaye anlatıyorsun. İnsanları karanlığa doğru sürüklüyorsun. Olmaz. Thomson vardı. Bilmiyorum sen Thomson zamanında okudun mu? Ee, ama büyük bir hocaydı Thomson. Ve... Felsefe hocası mıydı? Efendim? Felsefe hocası mıydı? Evet, felsefe hocası. Ee, gerçekten yani Fransa'da da öyle sağızdır. Akademi Fransa. Ben Abel'de okudum abi. Abel'de daha sonra Mitra'nın e, öyle mi? danış, baş oldu. Belli oradan devam ediyor. <laughs> Ve tam son büyük hocalar gördük. Yani o büyük şanstı Galatasaray'da okumak. Evet, e, hakikaten çok iyi hocalar gelirdi. Yani benim e, Abel de bir... E, ...benim felsefe hocamı çok da sever ve iyi anlaşırdık kendisiyle... E, Sorbon profesörüydü. Daha sonra da şey olmuştu zaten, e, Mitterand'ın e, baş danışmanı olmuştu. Şey, Ali'nin bir değişini sö söyleyecektin. Hazreti Ali demişti ki, dedim ben e, lafı başka yere çektim. Hazreti Ali'nin söyledikleri bu kadar çok şey var ki. Mesela Hazreti Ali'nin bir tanrı tanımı vardır. Çünkü çok kişi Hazreti Ali ile tanrı anlayışı arasındaki farkı üzerinde pek durmazlar. Ama Abdülbaki Gölpınarlı'nın kitabında vardır. Şiayı en iyi bilen Türk. Büyük ihtimalle evet. Muhakkak o Murat Bardakçı'nın da hocasıdır. Evet. Öyle mi? Evet. E, o biraz zayıflattı hiç. Ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> babası bizde 15 gün kalmıştı. Şey döneminde o şark olayının <laughs> e, işte incelenmesi git bak bakalım nedir bu. Mustafa Kemal çünkü orada bir katliam istemiyor. İlhan Bey. Evet. Babasını, e, ...Bardakçı'nın. Bardakçı babası İlhan Bardakçı. Evet işte o... Yok için. dedesi. 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 Onu dedesi o. Onu yolluyor. Ee, sonra Elazığ valisi oldu zaten. Evet, yolladıktan sonra da... bizim köye geliyor. Babamı çok... Cemal seven. Bardakçı. Babamı çok seven birisi. Ee, onlar felsefi şeylere filan da düşkünler. Ee, çok güzel şeylerle... Ee, yani ayrılmıştı. Bana da hep söylerdi. Babam... küçük yaştaydım ona rağmen. Cemal... Bardakçıdan bahsederdi ve çok kâmil bir insan oldu. Çok. E, Cemal Bey Atatürk'ün valilerinden biriydi, evet. biriymiş daha doğrusu e, hem e, şeyde e, sorunlu bütün yerlerde valilik yapmış, e, hatta Diyarbakır valiliği de yapmıştı. Tam da Şeyh Said isyanı sırasında evet, Diyarbakır evet. valiliği de o vardı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer o olmasaydı çok adam öldü. Çok adam öldü. Evet. Peki abi şimdi daha fazla seni yormak istemiyorum. Ama şimdi bütün bu konuşmadan şimdi şöyle yapmaya çalışıyorum ben çok özelim biraz şey işte sizin gibi Türkiye'nin geçmişinde önemli roller üstlenmiş kişileri ben biraz genç nesillere tanıtmaya, anlatmaya çalışıyorum. İşte Hikmet Çeteli'yi aldım daha önce Hikmet Abi sağ olsun geldi inşallah önümüzdeki günlerde bir daha ağlayacağız. İlhan Kesici'yi aldım her ne kadar sizden daha genç olsa da o da bir dönemin ve falan anlattı. Sen de, de işte bazı meseleleri e, konuştuk. Hem Aleviliği konuştuk hem de bir Alevi dirilişi olarak e, devlet adına... E, devletin sana olan güvenini de e, bir yandan da e, gündeme getirdik ki bir, bir, bir ölçüde. Bir şey yani özür dilerim bunu soracağım. için. Lütfen. Kusura bakma. Kızarsan dedi de ki Fatih böyle sakma ne sapan soru sorma. Ben sana sorma. kızmam ee, ya ben... niye? Fikri hür adamı severim. Sağ ol. Tevfik Fikri Tevfik talebeleriyiz. Aynen öyle. Şimdi bir şeyi merak ediyorum. Buyur canım. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Sen pırıl pırıl bir dima ile bana bütün 70 yıllık meseleler dahil üzere her şeyi anlattın. Bazıları 60 yıllık, bazıları 70 yıllık. 40 yıl öncesinin olaylarını e, anlattın. Hadi onları anlattın, Hindistan'ın daha yakın zamanında ayın e, karanlık e, yüzüne, bizim görmediğimiz yüzüne daha doğrusu... E, yolladığı şeyden de haberdarsın. Yani bütün gündeme de hakimsin maşallah diyorum. Ha. Abi hangi doktor sana akli melekeleri yerinde değildir raporu verdi? Hiç haberim yok abi. Nasıl haberin yok? Yani bilgim yok. Kim verdi, niye verdi? Sana böyle bir haber... rapor verildi ama değil mi? Bunu okudum geçen gün bir yerde, inanamadım yani. Verdiler, şeyden vermişler. Cera Paşadan ama ben Cera Paşa'ya gitmedim. Sen gitmeden aktiği melekleri yoktu raporum verdi. Evet. İşin gerçeği o zaten onun üzerine durdular doğrudaki doktorlar. Ya bunu geçen gün şansı öğrendim. Ee, biriyle konuşuyorduk. Ee, sizin e, şeyde e, Cem Vakfı'nın televizyonunda Cem TV'de e, ücretlerin ödenemediğini çünkü size böyle bir rapor alındığı için sizin bir şey. E, bir, şey olmadığını söyledi. İnanamadım kulaklarıma. Doğru. Ama gerçekte o maalesef. Peki abi bu doktor dava etmiyor musun? Bunu veren doktoru? Şimdi bakalım yani elim gider mi gitmez mi bilmiyorum. Ama bunu yapana yakıştıramıyorum. Çünkü yapan oğlum. Yapan oğlunuz evet. Yani bunu yapan adama nasıl yakıştırırım bilmiyorum. O benim kendime... Ama abi oğlunuz yine doktoru da dava etmeniz lazım. çünkü kendimi, Gerçek olmayan bir rapor veriyor. İşte kendime iğne batırmam demektir. Ama batırır mıyım? Gerçek için batırmak lazım. Yani şöyle söyleyeyim, yani, sizin aklı muhtemelen benimkinden daha yerinde. Estağfurullah. Gerçekten. <laughs> e şaka çok şaka etme. <laughs> vallahi öyle abi yani e, demin aldıklarına bir zaman ya yani bunları ben de bazılarını hatırlıyorum senin detaylarını ya yani. ben o kadar eski olayları bu kadar detaylı e, vallahi hatırlayamam yani. Estağfurullah sen de paylanlarındanız. Belki onun için Abi böyle şey mu? Kendimizi Hakikaten Değerli yani. gerçekten inanılmaz bir şey. Yani e, Profesör İzzettin Doğan'a bunu söylemem lazım. Yani haddimi açtıysam özür dilerim. Kusura bakma nazik. belki bu başka bir meseleydi ama. Profesör İzzettin Doğan'a kendini bilmez bir hekim akli melekleri yerinde değildir raporu veriyor. Deminden beri izlediğiniz ve bütün bu hikayeleri anlatan kişiye. Abi Türkiye bitmiş. Çok Gerçekten bitmiş. Abi, yani böyle bir ol. böyle bir hukuk çok olmaz. Teşekkür. ben sana söyleyeyim bak kardeş şey olarak... düzeltiyorsun. Yani ben 10 e, sene yazılar yazsam yine bu noktayı yakalamam zordur Fatih. Yanında. Çok teşekkür ederim. Abi inanılmaz bir şey. Ee, benim tavsiyem e, bu raporla ilgili dava aç. Ha, o raporu veren hakime e, hekime dava aç yani. Ben ben böyle bir böyle bir rezillik hakikaten çok az gördüm. Abi inşallah Allah saat verirse e inşallah tekrar bir araya gelelim çünkü seninle her oturduğumuzda yeni yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yeni yeni bir şeyler duyuyoruz. Türkiye'nin meselelerine 80 yaşında hala kafa yoran biriyle karşılıklı olmak çok içimizi rahatlatıyor. Ne diyeyim? Geleceğe olan inancımızı hem geleceğe hem kendimize olan inancımızı artırıyor. Çok teşekkür ederiz abi. Müsaade edersen ben de şunu söyleyeyim. Söyle abi. İyi ki varsın. Yani iyi ki Fatihler var. Sağ yani bu yüzüne karşı değil, bu cesaretle bu işlerin üzerine gidip eleştiri yapmak her baba kârı değil. Sağ ol ağacığım, çok teşekkür evet. ederim. Ve bunu yaparken de büyük gurur duyuyorum. Sağ ol Senden i̇şte dostluğumdan dolayı. Bunu yapmanın bedeli bazen saldırı, bazen istira, bazen de, olur, tehdit olur. ama pes etmek Hazreti Hüseyin'e şey Hüseyin e ne diyor? Zalime boyun eğmeyi diyor sadece şeylerinizi yitirmekle kalmazsınız. Haysiyetinizi de yitirirsiniz. Haysiyeti şeyin üstünde tutan tek adamdır. Ve Adam. sen de onu peşinden gidiyorsun. Ne kadar şeyin nesin bilmiyorum ama e, bunu bilen bilir. Yani iki kişi bize yeter. Yeter. Bence de bir kişi bir kişi doğru anlasa beni yeter. <laughs> evet. Aynen öyle. Sağ ol abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ee... ediyorum. Sevgiler, saygılar sağ sunuyorum. Ol yeniçer sizler... de özellikle ah, çok elden teşekkür elden ediyorum. Ee, bu arada evet bir süredir annemle de Benim e, yazlık çünkü. komşusu e, <laughs> oldunuz e, o da senden hep sizi işte e, bahsediyor sağ evet, sağ olsun, sağ olsun. Emrin olursa o cüm, şey. bir emrin olursa <laughs> estağfurullah hocam senin bir emrin olursa biz bir her zaman <laughs> <Estağfurullah>. sizin <laughs> gibi büyüklerimizin e, ne diyeyim bir an emrindeyiz demek belki doğru olur. Değerli konuğumuz e, Doğan Doğan'da Türkiye'nin yakın tarihinde önemli yeri olan ve Alevi inancının en üst önde gelen isimlerinden Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan'la hem Alevi meselesini konuştuk. Hem devletle geçmiş dönemde nasıl bir güven ilişkisi içerisinde hareket ettiklerini... ...ve aslında Alevilerin dışlanması değil, bağıra basılması gereken bir kitle olduğundan bahsettik. izlediyseniz büyük oranda faydalanmışsınızdır diye düşünüyorum. Uzun yıllar izlenecek bir program yaptığımızın da farkındayım... O yüzden hepinize keyifli güzel bir hafta sonu diliyorum.